Merhabalar sevgili izleyenler. Kıbrıs İlim Üniversitesi'ndeyiz. Okulun dekanlarından Profesör Doktor Ata Atun bizlerle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben de sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Üniversitemize, okulumuza güzel bir söyleşi olacak. Evet, biliyorsunuz ki liderlerimizin ölüm yıldönümü. Aslında biz de bu münasebetle buradayız. Öncelikle Doktor Fazıl Küçük ve anıları olan o yaşlarda milletvekili yapıp birlikte çalışma fırsatı elde etmiş isimlerden birisiniz. Doğrudur. Sizin için çok daha farklı anlamlar ifade ettiğini düşünüyorum. Sizler neler aktarmak istersiniz? Doktor Fazıl Küçük'ü fiziksel olarak 1963 yılında daha lise orta sondayken tanımıştım. İşte olaylar 21 Aralık'ta Rumlar saldırınca Namık Kemal Lisesi'nde okuyordum ben Mavusa'da. Namık Kemal Lisesi'ne gelmesi, orada bizden konuşması, bize hitap etmesi beni çok etkilemişti. İlk orada görmüştüm Doktor Fazıl Küçük'ü 1963 yılında. Daha evvel hep ismini duyuyordum. Tabii Halkın Sesi gazetesini okuyorduk ama yazılarını okuyordum ama fiziksel göz teması ilk defa orada olmuştu. Ve tabii orada bir lideri, genç bir çocuk olarak bir lideri görmek, bir lideri izlemek, dinlemek beni çok etkilemişti. Ve ondan sonra kendisine olan ilgim, okulun dışındaki ilgim çok artmıştı. Bu liderimiz neler yaptı? Niye liderimiz oldu? Niye Ahmet değil, niye Mehmet değil, niye Doktor Fazıl Küçük bizim liderimiz? O dönemde de Rauf Bey Cemaat Meclisi Başkanımızdı bizim. Her ikisine de rahmetler diliyorum. Gerçekten Kıbrıs Türk toplumu, Kıbrıs Türk halkı olarak bizi çok büyük yerlere taşıdılar. Özellikle de halk olduğumuzu iddia etmeleri, toplum olmadığımızı ama halk olduğumuzu, halkların kendi kaderlerini tayin etme hakları olduğunu daha 1963 yılında dile getirmeye başladılar. Benim onu anlamam birkaç yılımı aldı. Toplum nedir, halk nedir, halkların kaderini tayin etmek nedir, ne demektir? Tabii çocuktum, daha çok gençtim ama onu anlamak, detaylı olarak anlamak birkaç yılımı aldı. Bunu anladıktan sonra sevgim, saygım, bağım daha da arttı. Çünkü ne demek istediklerini, Kıbrıs Türkleri için neler düşündüklerini, neleri hedeflediklerini çok iyi anlamaya başladım. Bundan sonra geriye döndüm. Geriye döndüm ve ne yaptıklarına baktım, ne yaptıklarını okudum. Adım adım geri gidersek beni en çok etkileyenlerden biri de 1957 yılında Türkiye'ye gitmeleri. Adnan Menderes'in başbakan, rahmetli Adnan Menderes'in başbakan olduğu, Fatih Rüştü Zorlu'nun Allah rahmet eylesin Dışişleri Bakanı olduğu, aslında bugünlere bizi taşıyanlardan iki tanesi de Adnan Menderes'ten Fatih Rüştü Zorlu'dur. Her ikisine de rahmetler diliyorum. Orada gidip divan otelde kalmaları ve otelin adını da hiç unutmuyorum. Çünkü aylarca kaldılar ve Adnan Menderes kendilerini nedendir bilmiyorum uzun bir müddet kabul etmedi. Ondan sonra Fatih Rüştü Zorlu'ya kapısını çalmaları, aracılar koymaları, Fatih Rüştü Zorlu'yla nihayet bir iletişim kurmaları, tabii o dönemde şunu da unutmamak lazım ki Orta Doğu İngiliz hakimiyeti altında, İngiltere çok güçlü bir ülke, Kıbrıs İngiliz'in sömürgesi, tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin İngiltere hükümetiyle bir ilişkileri var. Kıbrıs'tan gelen Türkleri kabul etmek ne kadar doğru olur, ne kadar yanlış olur, Türkiye-İngiliz ilişkilerini nasıl bozar? O dönemin tabii değerlerine, koşullarına göre de değerlendirmek gerekir. Suçlamamak lazım. Ve Fatih Rüştü'ye bir şekilde ulaşırlar ve rahmetli Fatih Rüştü Zorlu'yla da konuşma başarısını elde ederler. Konuştuktan sonra olaylara bakış değişir. Türkiye'den olaylara bakış değişir. Çünkü kendisini 1950'de Makaryos'un başpiskopos seçilirken ettiği milli yemin, hayatımı Yunan adanın Yunanistan'a bağlanmasına adıyorum yemini
1952'de EOKA'nın kuruluşu, 1955'te EOKA'nın saldırılara başlaması, 1957'de de Türklere artık bu saldırıyı yönetmesi. Olayların boyut boyut ciddiyetini anlattıktan sonra Fatih Rüştü Zorlu bu konuya dört elinden sarılır ve konuyu Adnan Menderes'e açıklar. Adnan Menderes bu defa heyeti kabul eder. Fakat bu ara Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş TMT'yi kurarlar. Burhan Nalbantoğlu Bey de birlikte olmak üzere. Ona da rahmetler diliyorum. Çok emeği geçti halkımıza. Ve 1957'de TMT kurulur Kasım ayında. Fakat TMT'nin arkasında bir mali güç yoktur. TMT'nin arkasında bir askeri güç yoktur. TMT'nin arkasında sadece teksir makinesiyle bildiriler basabilen küçük bir ekip. Ellerinde de 2-3 tane tabanca, başka bir şey yoktur. Ve bu Ağustos'a kadar böyle gider. 1958 yılının Ağustos ayında Türkiye'nin de katkısıyla veya Türkiye'nin de katılımıyla, tabii burada Fazıl Küçük'ün ve Doktor Fazıl Küçük'ün ve Rauf Bey'in inanılmaz çabaları vardır. Türkiye işin içine dahil olur buraya ve artık TMT ikinci kuruluşunu 1958'de yaşar. Ağustos'ta o vakit tam teşkilatlı bir örgüt olur. Yani kendi kuruluşlarıyla, hücreleriyle, yeminleriyle, ki ben de o yemini ettim. 1970 yılında o yemini ettim ben de. Artık üniversiteden mezun olup gelmiştim. Dosdoğru TMT'nin saflarına katıldık tabii ki. Örgütlenme, silahlanma ondan sonra başlar. İşte taş ucundan buraya silahların gelmesi, bu silahların Erenköy'den dağılması, çok gizli bir şekilde. Çünkü İngiliz döneminde iki parmağınızın derinliğinden daha fazla bir bıçak bile taşımanın cezası hapisti. Bırakın silah taşımak, tüfek taşımak, mermi taşımak, bıçak bile yasaktı ve cezası hep ölümdü bunların. İngiliz çok sert davranıyordu. Bu koşullar altında TMT'nin örgütlenebilmesi ve hazır olması, hepsi Doktor Fazıl Küçük'ün, rahmetli Rauf Denktaş'ımızın, Doktor Fazıl Küçük'ün ve Nalbantoğlu'nun, tabii ki Türkiye'nin gönderdiği çok kıymetli subayların sayesinde oldu. Doktor Fazıl Küçük'ün 1942'ye geriye gidersek, 42 yılında mezun olduktan sonra tıp fakültesinden Zürih'te Kıbrıs'a dönmesi, hemen Halkın Sesi gazetesini hayata geçirmesi, Kıbrıs'taki yazarları bu Halkın Sesi'ne davet etmesi, işte o dönemde liderlik vasıflarını taşıyan Faiz Kaymak gibi, Necati Bey gibi, soyadını şimdi söyleyeceğim kendisine, Necati Özkan Bey gibi insanları gazeteye davet etmesi, onların yazılar yazması, Rauf Bey'in o gazetenin direktlerinden biri olması, Doktor Fazıl Küçük'ün her gün çok önemli baş makaleler yazması ve köyleri ziyaret etmeleri. İşte o köy ziyaretleri beni çok etkilemişti. Aslında Süheyla Hanım anlatmıştı bana, Allah rahmet eylesin. 3 ay eve gelmediydi. İşte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında bütün Türk köylerini, çünkü adanın çeşitli yerlerinde minik minik Türk yerleşim yerleri vardı. Hepsini tek tek bıkmadan, usanmadan ziyaret etmesi. Doktor Fazıl Küçük'ün kendi anlatmıştı bana. Küçük bir arabası vardı. Otomobilinin geri vitesi yoktu. Yani öyle yapılmış, geri vites yok. Demiştim, peki geriye gitmek gerekirse ne yapıyordunuz? Birimiz dümene oturuyorduk, birimiz itiyorduk arabayı dedi ve o şekilde manevra yapıyorduk. Düşünün, olanaksızlıkları dile getirmeye çalışıyorum. Ve bütün bu olanaksızlıklar, imkansızlıklar içinde Türk köylerini ziyaret etmesi, Fazıl Küçük'ün örgütlemesi, aydınlatması, Türklerin artık bir halk olduğunu, adada söz sahibi olduklarını, birlik olmamız gerektiğini tek tek herkese aşılaması, sonra Kıbrıs Türk Milli Birliği kurması,
Bu bir siyasi partinin altyapısı. Ama herkesi böyle heyecanlandıran, işte bizim de siyasi partimiz var, Rumların Akeli var, işte Çiftçiler Birliği'nin PEO'su var, ama Türklerin hiçbir birliği, or şeyi yok, siyasi partisi yok, birliği yok, çatısı yok, hiçbir şey yok. Öyle bir çatı kurması müthiş bir heyecana getirir. Bu ara Rauf Bey de kendisi önce İngiliz hükümetinde görev yapar, 1-2 yıl tercümanlık yapar. Çünkü İngiliz okulu mezunudur. Sonra Londra'ya gider, hukuk fakültesine girer. Hukuk fakültesinin İngilizcesi indir, INN. Aslında mağara demektir ama işte onlar öyle bir şey kullanıyorlar, öyle bir kelime kullanıyorlar. Sonra Rauf Bey'in 1948'li yıllarda mezun olup buraya gelmesi, İngiliz hükümetinde savcı olarak çalışması, 1950'de savcılık, savcısınız siz, koskoca bir savcı, astık kestik, istediği EOK acıyı ölüme bile şey yapabiliyor, mahkum edebiliyor ve istifa ediyor. Rauf Denktaş'ımız niye istifa ediyor? Kıbrıslı Türkleri bir federasyon altında toplayabilmek için. Çünkü o dönemde bir KATAK var, Kıbrıs Türk Azınlıklar Komitesi var, kurumu var. Ve o da tabii bizim azınlık olduğumuzu vurguladığı için ne Fazıl Küçüğümüz ne de Rauf Denktaş'ımız bunu çok benimsemiyorlar aslında. Ve ondan sonra da Rauf Bey'in savcılıktan istifa edip federasyon oluşturup bu federasyon altında da tüm Türk birliklerini ve spor kulüplerini, o dönemde de Çiftçiler Birliği'nin inanılmaz bir faaliyeti var. İnanılmaz. Çiftçiler Birliği her köyde bir şube kuruyor. Tabii başında da gene Doktor Fazıl Küçük'ün seçtiği veya koyduğu bir abimiz var orada. İnanılmaz spor kulüpleri kuruyorlar. Köylerde 100'den fazla spor kulübümüz oluşuyor. Bir anda kooperatif kuruyorlar önce. Kooperatiflerin yanında da spor kulüpleri kuruyorlar. Düşünün, köyde 150 kişi var. Bir de futbol takımı var. 150'nin kaçı erkek, kaçı genç, kaçı oynayabilir, hiç önemli değil. Ve bu faaliyetler bir anda böyle nasıl diyeyim, çiçek açan, baharda çiçek açan ağaçlar gibi meyveler vermeye başlıyorlar. Çok iyi bir örgütlenme oluyor Kıbrıslı Türklerde. Bu da tabii liderlerin vizyonu, liderlerin vasıfları, liderlerin her şeyi, aile yapılarını, aile yaşamlarını geride tutup Türklerin birliği, Türklerin ayakta kalması, Kıbrıslı Türklerin bir birlik olması uğruna harcanan çabaların meyvesi bu. Ve bu şekilde devam ediyor. 1950 yılında Makaryos'un çok güzel bir ayak oyunuyla, bakın şimdi seçilen Georgios yaklaşık 70 yaşlarında, Makaryos 34 yaşında başpiskopos oluyor. Ne kadar lider başpiskoposluğun, başpiskopos adayı 5 tane arhimandrit varken hepsini temizliyor. Temizlerken öldürüyor demiyorum. Hepsini saf dışı bırakıyor ve 34 yaşında başpiskopos oluyor. Ondan sonra da yemin ediyor. Fenomeno Kilisesi'nde 2 tane yemin yapıyor. Diyor ki işte biri dini yemin, öbürü de ilk defa bir başpiskopos böyle bir yemin ediyor. Hayatımı Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanmasına feda ediyorum, hibe ediyorum diyor. Ve ondan sonra da yola çıkıyor Makaryos. Bütün Çıba'nın başı, bütün Kıbrıs'taki olayların başı bu yeminden başlıyor. Yani bunu bilmemizde çok büyük fayda var. 1952'de Atina'ya gidiyor. Atina'da 13 kişiyle birlikte EOKA'yı kuruyor. 13 çok ilginç bir rakam. Hazreti İsa'nın havarilerinin sayısı. Bu bir tesadüf değil. Avrupa Birliği'nde 13 tane yıldız da tesadüf değil. Yani bunları hep bilip bu mesajları okuyabilmek lazım. EOKA'nın kurulması, EOKA'nın Grivas'ın adaya gelmesi, EOKA'yı örgütlemeye başlaması, 1955 1 Nisan'da EOKA'nın İngilizlere saldırısı. Tabii bunlar hep liderlerimize mesaj oluyor. Doktor Küçüğümüze, Rauf Denktaş'ımıza, Necati Özkan'a, Faiz Kaymağa. Bunlar hep çok kıymetli, çok kıymetli liderlerimiz var. Ne kadar zengin bir toplumumuz ki, ne kadar
nüfusumuzun az olmasına rağmen konuştuğumuz dönemde nüfus 70 bin. Yani o dönemde düşünün 4 tane 5 tane lider vasıflarına sahip kişiler çıkmış ortaya. Sir Münir'i söylemiyorum. Sir Münir çünkü İngiliz taraftarı, İngiliz destekçisi olan ve İngiliz koloni hükümetinde çalışan biri. Onda da büyük bir olasılıkla liderlik vasıfları vardı. O farklı bir yol seçmiş kendisini. Ama Kıbrıslı Türkler için çalışan insanlar, bu adını saydıklarım kişiler. Ve EOKA bu şekilde örgütlenirken bizimkiler de Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş birlikte önce kara çeteyi kuruyorlar. Fakat bu kara çete bölgelerin inisiyatifiyle daha fazla Mausa kökenlidir kara çete. Ve küçük küçük faaliyetlerde bulunuyorlar, bildiriler basıyorlar, dağıtıyorlar. Arkasından 9 Eylül kuruluyor. Tabii para desteği yok, hükümet desteği yok. Arkasından Volkan kuruluyor. Volkan bunların en etkilileri. İşte Volkan döneminde 3-4 tane tabancaları var. Bu tabanca bir gün Limasol'a gidiyor, bir ateş ediyor. Bir gün Mausa'ya gidiyor, bir ateş ediyor. Bir gün ertesi gün Larnaka'ya gidiyor. Daha başka bir gün Lefkoşa'da. Ve bu da Rumlara sanki Volkan silahlı bir örgütmüş şeyini veriyor. Havasını veriyor. Güzel bir strateji, güzel bir taktik. Çok güzel çalışıyorlar Volkan. Volkan'da çalışırken o kadar ilginç ki bir ailede Volkan'a üye olanlar birbirlerini hakikaten bilmiyorlar. Ve ben bunu kendi evimde yaşadım. Abim, rahmetlik ağabeyim Volkan üyesiyken ben onun Volkancı olduğunu bilmiyordum. Bir sabah kalktık duvarlara Kıbrıs haritası, yeşil bir Kıbrıs haritası vurulmuş. Böyle duvarlara vurulmuş, ortasında beyaz bir boşluk var. Ve işte ya Taksim ya ölüm o dönem artık EOKA çıktıktan sonra Volkan'ın şeyi, logosu, bütün söyledikleri ya Taksim ya ölümdü. Ve aynen bugünküne benzer ortadan bir çizgi, Kuzey Türklerin, Güneyi Rumların şeklinde. Bunlar hep evlerin duvarlarında, o dönemde evler boyalı değildi, hepsi beyazdı. Kireç boyalıydı veya beyaz boyalıydı. Doktor Fazıl Küçük'ün tabii en önemli hizmetlerinden bir tanesi de Halkın Sesi gazetesi. 42'den beri 1942'de yayınlandı. İlk defa aksamasız yayınına devam etti. Ne olursa olsun 1963'te özellikle İngiliz bir 1960 dönemine kadar basına ambargo koymuştu. Şöyle ambargo koyuyor. İngiliz'in hoşuna gitmeyen bir şey yazdığınız vakit kağıt vermiyor size. Yani ben kapattım seni, ceza verdim demiyor ama kağıt vermiyor, basamıyorsunuz gazetenizi. Bütün bu baskılara rağmen, bütün bu sıkıntılara, İngiliz'in gerçekten gaddarca davranışına rağmen, 1963'te Rumların kağıt satmamasına rağmen, Rumların Türklere 38 tane mal satışını yasakladılar biliyorsunuz. 37 tane yazdılar, 38. çocuk mamasıydı, yazamadılar. Ama Bakanlar Kurulu'nda karar aldılar Türk çocukları aç kalsın ve ölsün diye. Yani böyle bir ambargo döneminde dahi Halkın Sesi yayınlarına devam etti. Ve o dönemde paralelinde giden bir de Bozkurt gazetesi vardı. İkisi kavga etmiyorlardı. Paralel gidiyorlardı. Çok da güzel rahmetli Ahmet Togan'ın yayınladığı Bozkurt gazetesi. Ve ikisi de Türk halkını toparlayıcı, ikisi de Türk halkını destekleyici, bilgilendirici gayet güzel yayınlar yapıyorlardı. Bunlara ilaveten 60'tan sonra Nacak Gazetesi devreye girdi. Nacak Gazetesi özellikle Rauf Bey'in de katkılarıyla çıkmış olan bir gazeteydi. Son derece başarılıydı. Bu her iki gazetenin yazamadıklarını Nacak yazıyordu gayet iyi bir şekilde. Ve Halkın Sesi Gazetesi hala daha yayınına devam etmekte, hala daha bilgilendirmekte. Düşünün 42, 2022 desem 80, 23 desem 81 yıllık bir geçmişi var bu gazetenin. Nasıl büyük bir hizmet en kötü dönemlerde, en sıkıntılı dönemlerde en uzaktaki köye kadar Halkın Gazetesi, Halkın Sesi gidiyordu. Herkes bunu merakla okuyordu. 63-74'ü konuşuyorum tabii. En kötü soykırım yıllarını konuşuyorum. Bu yıllarda bile yazarların hepsi Halkın Sesi'nde önemli yazarlar, önemli görüş beyan edenler Bozkurt'ta
ve Nacak'ta ve Türk halkına devamlı hizmet olarak bunları veriyorlardı. Doktor Fazıl Küçük'ün özellikle 1921 Aralık 1963'ten 63 olaylarından sonra Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki odası talan edildi. Birileri odaya girdi, bütün arşivlerini karıştırdılar, talan ettiler ve ondan sonra artık bir daha Doktor Fazıl Küçük Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sarayına bir daha gitmedi ve kendi önce bugün bizim Cumhurbaşkanlığımızın olduğu binada faaliyetlerini yürütmeye başladı. Belki de daha iyi oldu çünkü Lefkoşa'nın Türk semtinin içindeydi. En önemli mazgallarımızdan bir tanesinin üstündeydi ve ulaşım çok kolaydı. Özellikle hem Rauf Bey hem Doktor Fazıl Küçük saray önünden hiç eksilmediler. Allah rahmet eylesin, Çoronik vardı. Benim de çok saydığım, sevdiğim bir abimizdi. Ağzı biraz bozuktu ama o da samimiyetinden dolayı bozuktu, kötülüğünden değil. Ve çok popüler bir kahveydi. Saray Otel'e bakan köşede, şu anda sanırım orada bir eczane var galiba. Oradaydı Çoronik'in kahvehanesi. Çok popüler bir yerdi. Bana göre Kıbrıs'ın merkezi, belki de dünyanın merkezi Çoronik'in kahvesiydi. Çünkü Doktor Fazıl Küçük de Rauf Bey de hep oraya gelirlerdi. Orada otururlardı. Halkla orada konuşurlardı. Ve bütün iletişimleri orada devam ediyordu. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken İngiliz hükümeti artık Kıbrıs Türk Cemaati'ydi o dönemki adıyla, oraya bir mektup yazar ve der ki İngiliz koloni döneminde 1871'den 1960 yılına kadar olan dönemde gerek İngilizlerin yönetimi, gerek Türklerin gördüğü zarar, gerek vakıflar idaresinin zararlarından dolayı hiçbir şekilde tazminat, parasal tazminat talebinde bulunulmayacağına dair bir evrak sunarlar Doktor Fazıl Küçük'e ve Rauf Denktaş'a. Bunun karşılığında da 1,5 milyon Kıbrıs Türk halkının kalkınması için 1,5 milyon sterlinlik bir bağışta bulunacaklarını ifade ederler. Bizim liderlerimiz bu şartı, bu koşulu kabul ederler ve 1,5 milyon sterlin Türk Cemaat Meclisi hesabına yatırılır ve Saray Otel o parayla yapılır. Yani çok ilginçtir. Okullarımızın bakımı yapılır. Namık Kemal Lisesi'nin kurulumu bu parayla olur. Yani bunu çok güzel bir şekilde Kıbrıs Türk halkına yansıtılır. İşte Humarcılar Hanı'nın bakımı, Büyük Han'ın bakımı ve diğer Osmanlı eserlerinin bakımları hep bu parayla yapılır. Okullar kurulur, demin de söylediğim gibi ortaokullar, liseler kurulur. Mesela Mesarya'daki Gönendere Ortaokulu'nun kuruluşu da bu paraylıdır. Mavusa'daki Namık Kemal Lisesi, Bekirpaşa Ortaokulu, Larnaka'daki, bunların hepsi bu alınan parayla kurulur. Gerçekten çok önemlidir. Ve iki liderin dayanışma içinde olması gerçekten bizi 1974'teki zafere götürdü. Peki Rauf Denktaş'a gelecek olursak, onunla ilgili neler aktarmak istersiniz? Rauf Bey'le ilk göz temasım 1958'de oldu. O vakit tam bir çocuktum. Yani tam bir çocuktum. TMT'nin böyle çok geliştiği, TMT'nin etkinliklerde bulunduğu bir dönemdi. Böyle hep arzulardım. Keşke ben de büyüsem, ben de girsem TMT'ye diye, ama 8-10 yaşında velet tabii nasıl girebileceğiz ki, öyle bir şey olmayacaktı. Ben ilk defa Selimiye Camii'nin sol tarafında 1958'de bir miting yapıldı. İlk defa bu 27-28 Ocak olaylarından sonra bir miting yapıldı. Bu mitinge rastgele ben de gittim. Yani ne anlardım mitingden ama gittim. Yani orada ilk gördüğüm Rauf Bey'in konuşma yaptığıydı orada. Hiç tanımıyordum Rauf Bey'i. Fakat o kadar güzel bir konuşma yaptı ki, o kadar Türkçesi çok düzgündü. Tabii Rauf Bey liseyi Türkiye'de okuduğu için Türkçesi çok düzgün. O tabii benim hemen dikkatimi çekti. Çocuk olsam dahi
O çok dikkatimi çekti. Çok güzel vurguladı. Türkiye'ye değindi, Türk milletine değindi, kanımıza, DNA'lı. O zaman DNA kelimesi yoktu ama işte Atatürk'ün sözlerine değindi. Beni çok etkiledi. Gerçekten çok etkilemişti. Ama buradan belki 100 metre uzakta görüyordum kendimi. Çünkü mahşeri bir kalabalık vardı. Ama ilk tanımam, ilk göz temasım 1958'de oldu kendisiyle. Sonra 63 olaylarında Doktor Fazıl Küçük ile birlikte ve sonra Namık Kemal Lisesi'ne gelip öğrencilerle konuşmuştu. Ne olup bittiğini anlatmıştı. Tabii biz o dönemde biz hepimiz artık gönüllü mücahit olmuştuk. Ha, tüfek benim boyum kadardı ama bir şey değil, ben nöbetle tutuyordum. O vakit içten gelerek yapıyorduk. Ne yapabilirdik ki ama işte gözlüyorduk göya. Ve bu duygularla hep Rauf Bey'in halkla iç içe olması, bize gelip her şeyi anlatması, bizi böyle yüreklendirmesi, cesaretlendirmesi, Rumların saldırılarına karşı kendimizi güçlü hissetmemiz hep Rauf Bey'in ve Fazıl Küçük'ün sayesindeydi. Ben 1970'te mücahit oldum. İlk 3 aydaki eğitimden sonraki yemin töreninde Türkçem çok düzgün olduğu için yemini bana verdiler. Bütün askerlerin adına yemini ben yaptım. 3 adım ötemde de Rauf Bey oturuyordu. Yani ilk defa artık böyle bir lideri, bizim liderimizi bu kadar yakın, elinden tutacak kadar yakında görmem 1970'te nasip oldu bana. Okulda da dinlerken tabii çocuk olduğumuz için hep arka sıralardaydık. Ve ondan sonra Rauf Bey bir iki kere, herhalde o da benim Türkçemden etkilenmiş olmadı ki, bir iki kere çağırmıştı beni mücahit olarak. Bir iki kere görev vermişti bana. Orada kendisiyle tabii konuştukça hayran kalıyorsunuz. Yani Rauf Bey'de bir elektrik vardı, nasıl diyeyim? Böyle mıknatıs gibi insanı kendine çeken bir elektrik. Konuşmalarında hayranlık yaratan bir ses tonu. Konuşmalarında hayranlık yaratan bir bilgi birikimi vardı Rauf Bey'in. Kendisiyle konuşup etkilenmemek mümkün değildi. Yani ben çok etkilenmiştim. Ve 1974 Barış Harekatı'na ben katıldım. Mücahit olarak, havan takım komutanı olarak katıldım. Harekat hemen bittikten sonra o vakitki bayraktarımıza bir mesaj götürmüştüm. Hemen Barış Harekatı'ndan hemen sonra, sanırım ya 16 Ağustos'tu ya 17 Ağustos'tu. Hemen bitti, ikinci harekat bittikten bir gün sonraydı. Orada bayraktarımızın odasına girdiğim vakit Rauf Bey ile gene karşılaşmıştım ben kendisiyle. Hakikaten çok etkileyici bir kişiydi. Ve 1975 yılında Ulusal Birlik Partisi kurulurken çağırdı beni. Bir gün çağırdı beni Rauf Bey. O vakit resmi şeyi de titri de Cumhurbaşkanı muaviniydi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin. Doktor Fazıl Küçük'ten devralmıştı. Tabii daha biz Barış Harekatı'ndan hemen sonra Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi'ni kurmuştuk. Onun başkanı Doktor Fazıl Küçük'tü. Sonra 13 Şubat 1975'te de Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuştu. Ve 1975 Ekim aylarında, Eylül aylarında bir gün Rauf Bey beni çağırdı. Makamına gittim. Ulusal Birlik Partisi'ni kuruyoruz. Çalışmalarına hemen başla. Hedefimiz bunlar dedi bana. Ve ben Ulusal Birlik Partisi'nin kuruluş çalışmalarına fiilen katıldım. Tabii 76'da bir yıl sonra seçilmeme de çok etken oldu o çalışmalar. Çok gençtim daha, 26 yaşındaydım. Son derece gençtim. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temeli aslında 1976 Haziran'ında yapılan Kıbrıs Türk Federe Devleti meclis seçimlerinde atıldı. O vakit 40 milletvekilimiz vardı. Ulusal Birlik Partisi 30 milletvekili çıkarmıştı. Dörtte üçünü, yani isteseydi anayasayı bile değiştirebilecek dörtte üçlük güce sahipti Ulusal Birlik Partisi. Rauf Bey ondan sonra en büyük şansım Rauf Bey ile çalışmak oldu. İngilizcemden dolayı Dışişleri Komisyonu'na seçildim. Onun başkan vekilliğini yaptım, başkanlığını yaptım. Vizyonum inanılmaz genişledi. Devletin ne olduğunu öğrendim. Orada dış ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Ve tabii ki her adımı Rauf Bey'e danışarak, Allah rahmet eylesin, ona danışarak attım. Osmanlı'da da çok güzel bir kelime var, rahle-i tedrisat. Yani onun eğitim
okulundan geçtim manasında veya eğitiminden geçtim manasındadır. Gerçekten geçtiğime inanıyorum çünkü birçok şeyi, birçok değerlendirmeyi, birçok stratejiyi, birçok görüşme stratejisini hep Rauf Bey'den öğrendim ben. Evet sevgili izleyenler, Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanlarından Profesör Doktor Atatürk bizlerle birlikteydi. Hoşçakalın.